Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi bloklarla ilgili bugün yapacağımız işlemlerden birisi arkadaşlar, attribute yani etiketler. Evet, şimdi kısaca etiketlerden biraz bahsetmek gerekirse. Etiket işlemi yapacağız. Fakat etiket yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Define attributes diyoruz. Burada blok nesnesinin içerisinde. Şimdi tagime dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Kapı. Hadi bunu da evet kapı. Bitişik yazacağım arkadaşlar burada. 90'lık diyorum. Default olarak arkadaşlar buraya ben kapımın genişliğini giriyorum. Örneğin 90 santim. Ve Specify on screen kısmında eğer bu noktayı seçersem burada ben kendim koyacağım bir alana seçer. Eğer bunu otomatik olarak açık bırakırsam X, Y, Z yani bu etiket otomatik olarak X, Y, Z'nin 0 olduğu o koordinat düzleminde 0 noktasına yerleşmek olacaktır. Şimdi bunun dışında text style kısmına bakıyoruz. İşte text kısmını tabi buradan ayarlayabiliriz. Ben birazcık orta kısımda durmasını istiyorum. Textin yüksekliği şöyle 15 birim olsun. Evet, tek 90. Yani burada aslında şey yapabiliriz. K şöyle diyelim. K1 diyelim buna. Kapıların birinci numarası 90'lık bir kapı olduğunu söyleyelim. Evet, constant değerini verirsek eğer buradaki değerleri değiştiremeyeceği manasına geliyor. Invisible dersek görünmez bir modda gelecektir. Ve bu ayarlamaları yaptıktan sonra şimdi OK'ye basacağım. Ve otomatik olarak arkadaşlar burada kapımın etiketi gelecektir. Ve etiketi alıyorum. Örneğin şuraya yapıştırıyorum. Şimdi ikinci etiketi bu sefer yapacağım. İkinci etikette bu sefer K3 olsun. Şöyle default dediğimiz alanda yüzlük kapımızı yapalım. Aynı şekilde burada center kısmını seçiyorum. Text eğitim 15. Bunu bu şekilde yerleştirelim hemen. Evet, K3'ümüzü de şöyle yerleştirip hemen alalım. Şimdi bir diğer taraftan K2. Şimdi bunlar text olmadığı için arkadaşlar sakın ona bunu şöyle kopyalayıp şey yapmayın. Yani ayrı bir şekilde oluşturmak daha mantıklı. Evet, üçüncü hemen kapımı K2 diyorum. Şöyle değerine 80 diyorum. Ve burada yine center merkezi olarak dursun diyorum. Text eğitim zaten otomatikman 15 seçiyor. Burada constant kısmını bu şekilde yapıyorum. Tabii bunun dışında arkadaşlar constant'i burada ekliyorum. Daha sonra OK diyorum. Evet, K2'mi gelmiş oldu. Hemen K2'mi şöyle yakın bir alana bunu getiriyorum. Şimdi şöyle bir bunu da ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bir blok tanımlamayı şimdi yapacağım. Örneğin şu kapı alanımı seçip diyorum ki bunu create diyorum ve buna kapı 1 ya da kapı 90 diyelim ve OK diyelim arkadaşlar ve bunun temel olarak neresinden tutulup tutulmayacağı ile alakalı bir orijinini belirleyelim. Burasını seçelim. Evet, 90'lık olarak burayı seçmiş oldu otomatikmen. Şimdi bunu aynı şekilde oluşturalım. Create diyorum. Burada yüzlük diyorum. Aynı zamanda OK diyeceğim. Ve bunun köşesinde bu şekilde koyuyorum. Burayı da aynı şekilde create diyorum. 80'lik kapı diyeceğim. Ve OK tuşuna basıp buradan itibaren koymasını istiyorum. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar kapımızın 90'lık kısmı olduğu 100 ve 80'lik bir birim olduğunu gösteriyor. Tabii çift tıklarsak burada kapının içerisine girip buradaki etiketleri yapmamız gerekiyor. İstiyorsak arkadaşlar şöyle yapalım. Edit block in place yani yerinde bloğu editle. OK diyorum. Devam ediyorum. Bakın burada şu anda şu etiketi giriyorum. Bakın etiketim 3 adet kısma sahip. Şu anda tag yani etiketin adı, prompt açıklaması, default bunun da değeri. Şimdi ben bu elimdeki elemanlarla ne yapabilirim? Temel olarak şimdi bir projemizde birden fazla şöyle kapılarımızın olduğu aslında daha detaylı ve daha güzel bir şekilde çizeceğim. Fakat bu etiketleri anlatmak için kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi önümüzde birçok kapı var. Projemizin hepsini yerleştirdik. Toplamda biz bunların örneğin bir tablosunu yapmak istiyoruz.
Bakın bloklar, yani bloklar metraj işimize nasıl yarayacak? Şimdi sizlere bundan bahsedeceğim. Şimdi kapı alanlarını bir tabloya dökeceğim. Fakat nasıl? Tüm projemin çizildiğini düşünün. Daha sonra table kısmına geçeceğim. Ve burada from object data in drawing, yani çizim içerisinde bulunan nesnelerden bir bilgi al manasında. Yani bilgileri dışarı çıkart. Bilgileri dışarı çıkart gibi bir şey diyeceğiz. Tabii pencereler içinde yaparsak aynı şekilde bunu kapı, pencere ve onun gibi birçok nesnenin temel olarak biz metrajını buradan alabiliriz. Şimdi okey diyorum. You must save drawing before continue with data extraction. Yani data bilgiyi dışarı çıkarmadan önce bunu kaydetmen gerekiyor. Tamam diyorum, kaydediyorum. Masa üstüne geçiyorum. Diyorum ki kapı metrajı. Ve save ediyorum. Daha sonra otomatik olarak bana bir ekran geliyor. Diyor ki create a new data extraction. Okay diyeceğim. Next diyorum şu anda. Ve masa üstüne diyorum ki kapı olarak kaydetsin. DXF formatında. Save diyorum. Ve next diyeceğim arkadaşlar. Bakın burada temel olarak display görünüş ayarlarından bahsediyor. Ve bunlarla alakalı benim bir ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdi hepsini seçti otomatikmen. Next diyorum. Ve burada aynı nokta bulutlarında yaptığım gibi arkadaşlar. Temel olarak bakın sadece etiket kısmı var. Ben etiket kısımlarını bırakıyorum. Evet. Etiket kısımları açık. Next diyorum. Burada arkadaşlar bakın K1 kapıdan 10 adet. K2 80'lik kapıdan 10 adet. K3 kapıdan 10 adet olduğunu söylüyor. Evet, daha sonra istiyorsak tabi bunu next diyebiliriz ya da full preview olarak görebiliriz. Neyse daha sonra next diyelim ve bu dosyanın nereye çıkarılacağını ve nasıl çıkarılacağından bahsediyor. Çizim içerisine mi çıkaralım diyor yoksa çizimin dışına mı çıkaralım? Ben dışına çıkarmasını istiyorum. Bakın burada belgeler içerisine aktarıyor. Ben bunu masa üstüne seçeceğim. Şöyle kapı metrajı XLS yani Excel formatında. Save diyorum. Next diyeceğim arkadaşlar. Ve finish dediğimde artık işlem bitecek. Şimdi masa üstüme geçiyorum. Ve burada göreceğiniz üzere arkadaşlar bir tanımlanmış extraction template var. Bir teması var bunun. Şablonu var. Bir de metrajımız var. Şimdi metrajımıza açtığımız zaman burada göreceğiz ki arkadaşlar temel olarak K1 kapımdan yani 90'lık olan kapımdan örneğin 10 adet varmış. K2 kapımdan 10 adet varmış. K3 yüzlük kapıdan aynı şekilde 10 adet varmış. Tabii bunları birazcık daha detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bunları bu şekilde blok yaptıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz metrajları çok kolay bir şekilde çıkaracağız. Çünkü şu anda çok basit bir örnek olarak sizlere bunları veriyorum arkadaşlar. Bunlar temel olarak bir şeylerden birisi. Evet, nedir onun adı? Temel olarak arkadaşlar bir etiketlerden birisiydi. Şimdi bu etiketleri kullanarak aslında metrajlarımızı bir önceki bölümlerden anlayacağınız üzere daha kolay bir şekilde çıkaracağız. Tabii bunun güzel bir örneğini ve detaylı örneğini sizlerle çıkarmış olacağız. Evet, bu bölümü de bu şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. Sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.